Dur, dur. Aman, aman, aman. Dur, dur, dur. Düşer. Dur. Tamam, gel. Gel, gel. Hop. Gel torunum, hadi. Gel. Ha. Ha. Aferin oğlum. Maşallah ya. Ay. Geçmiş olsun. Demek ki balkon kapısından girdi, öyle mi? İşte balkon kapısı açık da oradan girmediyse bile oradan çıkmış. Hay Allah. Ya İsmail, size daha önce de hırsız girdi değil mi? 8 kere. Ben bu kadar girip çıkmıyorum bu eve, yeminle. Kütüğünü buraya aldıracak herhalde şerefsiz. Ya eliyle koymuş gibi bütün altınları almış gitmiş adam ya. Komşu, siz ses mes duymadınız değil mi dün gece? Yok vallahi, biz Naime ile o saatlerde fosur fosur uyuyorduk. Neden? Nerede bak ya. İşte bizim gece olunca uykumuz geliyor. Biz de uyuyoruz İbrahim. Neden? Ya işte yani öyle yani, biz beraber uyuyoruz. Neden? Neden? Şimdi bir erkekle bir kadın evlendikleri vakit aynı yatakta, şimdi işte karşı cins de olunca tabii aile de devreye giriyor. Yani öyle isteniyor İbrahim. Neden? Kaplumbağa dedim. Allah Allah. Ya İsmail, bu çocuk takılmış. Acaba bu çocuğu bir kapatıp açsak mı? Aa, çocuğumuz soru sorma dönemine girdi amcası. Ha. Ay anneciğim, ne güzel doğurmuşum maşallah. Annem! Yavrum! Ölürüm! Biz de ebeveynleri olarak sorduğu her soruyu kesinlikle cevaplıyoruz. Kesinlikle geçiştiriyoruz. Oynama yavrum, bozarsın. Kesinlikle dürüst oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu bir çocuğun bireysel gelişimi için kesinlikle önemli. Değil mi İsmail? Kesinlikle çok önemli. Sor oğlum, sor. Aklında ne kalmışsa sor, sorgula. Kesinlikle annesinin kuzusu. Ay ne güzel doğurmuşum ya. Yavrum, bak evli insanlar birlikte yatarlar. Misal babanla ben birlikte uyuyoruz. Neden? Çünkü biz annenle birbirimizi seviyoruz, birbirimizi beğeniyoruz. Neden? İşte doğru soru. Neden? Yani bir insan seni neden beğensin İsmail ya? Ya bu oğlan benim oğlum ama bu bana hiç çekmemiş, hiç benzemiyor. Şunun kafaya bak ya. Baban haklı İsmail. Yani ben çocuğuma her zaman doğruyu söylemeliyim. Bak yavrum, iki insanın evlenmesi için sevgi kadar mantık da önemlidir. İşte bu yüzden annen sevdiği kişiyle değil, mantıklı kişiyle evlendi. Nasıl ya? Bir dakika, bir dakika. Ben senin en sevdiğin insan değil miyim yani? Yok. Aslında ben bakkalın çırağına aşıktım ama parasızdı. Baba daha şeydi. Yakışıklı. Yok, zengin. Ben direkt mantığımı kullanıp seninle evlendim İsmail. Böyle açık konuşmasaydım iyiydi. Pek mantıklı olmadı. Yemin ediyorum saf bu çocuk ya. Ha, bu bana hiç benzememiş ha. Neden? Hakikaten neden? Bu oğlan bana niye benzemiyor ya? Mehtap, sen 40 yıl evvel bir haltlar mı karıştırdın kız? Ama ne bileyim Hayati ya, kaç yıl geçmiş üstünden. Ya ne alakası var? Oğlan dediğin dayıya benzer. Ben dayıma benziyorum herhalde. Dayıma benziyorum ben değil mi? Anne, he? Ben kime benziyorum ya? Lan bu sütçü Nuri'ye benziyor. Neden? Çocuğum, çünkü İsmail'in gerçek babası sütçü Nuri de ondan. Aa! Aa! Ben ne dedim ya? Ben nasıl böyle bir şey itiraf ettim? Nasıl ya? Sütçü Nuri benim gerçek babam mı? Ondan mı ben her sabah kaymak yiyorum? Bu durumda ben de yavaş yavaş gideyim artık. En güzel vallahi hayat. Senin yerinde olsam ben de terk ederdim. Gel, ben seni geçireyim kapıya. Gerek yok, ben kendim çıkarım ya. Yok, geçiririm, geçirim. 40 yıl hakkı var. Hadi bakalım, gel. Babam olmayan babam evi terk ediyor şu anda.
Ya yazık ya, adam darbe üstüne darbe yedi. Komşum merak etme, biz her zaman senin yanındayız. Neden? Biz anneannem babanın yanındayız çünkü biz komşuyuz. Neden? Çünkü evlerimiz bitişik ve sizi çok seviyoruz. Neden? Çünkü eviniz güzel. Neden? Çünkü anneannem babam bizden daha fazla kazandığı için hep yan yana olmak istiyoruz. Neden? Çünkü sizi daha sık ziyaret edebilmek için. Neden? Sizi daha iyi görebilmek için. Neden? Sizi daha iyi duyabilmek Neden? İçin. Neden? Sizi daha iyi soyabilmek için. Naime, bu kadar dürüstlük neden? Erkan Yolaç gibi çocuk sordukça sıkıştım, Allah kahretmesin. Lan siz mi soyuyorsunuz 8 defadır bu evi? Polisi arıyorum. Hayır efendim, arayamazsın. Neden? Evet, neden? Çünkü site aidatlarından çaldığınızı biliyoruz. Hı. Haydi bakalım. Ne? İsmail! Sen aidatlarımı çalıyorsun. Evet, çalıyorum ama bir soralım. Neden? Sor bakalım İbrahim. Neden? Neden? Çünkü ananın estetik sevdası yüzünden. Orasını gerdir, burasını toplat. Bir estetik kaç lira, senin haberin var mı lan? Bana bak, ben seni zaten sevmiyordum. Şu an mantık kısmı da patladı İsmail. Gidip valizimi hazırlayacağım ve seni kesinlikle terk edeceğim. Efendim, bize de müsaade. Hadi bakalım. Balkonun kapısını açık bırakın, öbür türlü zor oluyor. Ben de gidip sütçü Nuri'yi bulayım o zaman ya. Neden? Ulan deminden beri neden diye hayatımı göçerttin ulan. Ne güzel şerefsizlik merefsizlik ama mutlu insanlardık lan biz. Sorgulama artık neden. Neden? Eben!